Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Gel sen de gel. Canım, Rabbim yarattı. Seni nasıl yaratmışsa onu da Allah yarattı. Bunun parası yok diye, bu konuşamıyor diye maalesef bu haldeler. Günahtır. Rabbim hesabını sorar. Çok ağır sorar. Nereden geldiğini bilemezsin. Hiç yağmurlu sokaklarda aç kalıp tekme yediniz mi? Hiç soğuk mevsimlerde çatısı olmayan kartonun içinde titrediniz mi? Ya da birileri sizi çuvala koyup denize ya da yol kenarlarına attı mı? Ve gücünüzün yetmeyeceği yükün altında kalıp sırtında kırbaç vurup acılar içinde gözlerin doldu mu? Birilerinin şımarık keyfi yüzünden sizi yok etmek için yemeğinize zehir katanlar oldu mu? Gökyüzünde özgürce uçarken size kurşun sıkıp kanadınızı kıranlar oldu mu? Sizi bir sahaya atıp spor adı altında matadorun açtığı kırmızı perdeye koşmak için ensenize sivri mızraklar sokanlar oldu mu? Bütün soruların cevabını Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cevaplıyor. Bir kadın ölünceye kadar hapsettiği bir kedi yüzünden azaba uğradı ve bu sebeple cehenneme girdi. Hayvanı hapsettiğinde ona bir şey yedirmemiş, içirmemiş, yerdeki haşereleri yemesine bile izin ve imkan vermemişti. Ve başka bir hadis-i şerifte ise, susuz bir mümin kuyuya inip su içti. Bir de köpek kuyunun ağzında susuzluktan bitkin vaziyette bekliyordu. O kimse bu hayvana acıyıp ayakkabılarından birini çıkardı, onunla köpeğe su verdi. Bu hareketten dolayı Allah-u Teala ondan razı oldu ve o kişi cennetine koydu. İşte merhamet peygamberi bize bu ibretleri kısaları anlatırken bizler ne mi yapıyoruz? Onların canlı olduğunu unutuyor, her türlü eziyeti veriyor, keyfi eğlencelere alet edip canlarına kıyıyoruz. Yemek vermiyor, su vermiyor, bir de yetmiyor, topluca çuvala koyup çöl sıcağının altında şehir dışına atıyoruz. Bu mudur insanlığımız? Bu mudur insanlığımız? Yarın mahşer gününde toplanacağımız gün, o eziyet ettiğin hayvanlar yakana yapışıp hak talebinde bulunduğu vakit, vay senin haline, vay ki vay. Onlar sadece senden bir parça ekmek ve bir su ister. Çok mu şey istiyorlar? Unutma, onlar Allah'ın dilsiz kullarıdır. Ama şunu da asla unutma, hesap gününde konuşan kullardan olacak. Onlar hesap gününde konuşan kullardan olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban olurum seni yaradana. Gel gel korkma gel. Gel gel kork. Gel gel. Kurban olurum Allah'ım. Korkma. Marifet almak değil, marifet yuva olmak. Allah rızası için. Bulduğum yer çöp değil, moloz yanı. Çöp olsa karnı doyar. Cano, Rabbim yarattı. Seni nasıl yaratmışsa onu da Allah yarattı. Bunun parası yok diye, bu konuşamıyor diye maalesef bu haldeler. Günahtır. Rabbim hesabını sorar. Çok ağır sorar. Nereden geldiğini bilemezsin. Allah çoluğundan çocuğundan çıkarır. Allah vermesin. Allah vermesin. Rabbim seni çoluğunla çocuğunla imtihan eder. Öldürmeyin bu mazlumları. Göz göre göre öldürmeyin. Düşünebiliyor musun ya? Bunu atıyorlar.
Bunu atıyorlar. Açlıktan yavaş yavaş ölüyor. Yavaş yavaş, acı çekerek. Ya bu açlıktan ölmek ne demek ya? Biraz düşünün ya. Akıl fikir almıyor ya. Dağın başında ne yer ya? Ama insan üzülüyor, üzülüyor. Ya bir insan bunu nasıl yapar ya? Bir insan nasıl yapar? Bir insan nasıl yapar? Nasıl? Abi götür şehir aç. Biri doyurmazsa biri doyurur ya. Biri doyurmazsa biri doyurur ya. Ha, Rabbim onu orada aç mı bırakır? Asla.